Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde Asenabot ile Discord sunucunuzda nasıl çekiliş yapabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün Asenabot ile Discord sunucunuzda nasıl çekiliş yapabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bugün bunu göstereceğim. Asenabot nedir? Kısaca ondan bahsedeyim arkadaşlar. Asenabot tamamen Türk yapımı, Türkçe bir bottur. Kaliteli bir bot olduğunu söyleyebilirim ve çekiliş botudur. Yani kaliteli bir bottur arkadaşlar. Zaten bugün bunu anlatırken göreceksiniz. Çok iyi bir bot olduğunu söyleyebilirim. Hemen isterseniz Discord'umuza geçelim ve Asenabot'umuzu denemeye başlayalım. Şöyle arkadaşlar, Discord'umu getirdim. Burası da arkadaşlar benim kendi Discord sunucum. Yapamadığınız bir şey olursa her zamanki gibi, her videomda dediğim gibi Discord sunucumuza gelip benden yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada elimizden geldikçe herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hemen isterseniz Asenabot'u getirelim sunucumuza. Ama sunucumuza getirmeden önce bir tane sunucu açalım. Muhtemelen sizin hali hazırda bir sunucunuz vardır. O yüzden ben sıfırdan bir sunucu açıp göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle sol altta bulunan artı ikonuna tıklıyorum. Buradan kendim oluşturayım diyorum. Ve bunu seçiyorum. İkisinin arasında bir fark olmadığını her videomda söylüyorum. Şimdi burayı siliyorum ve buraya şöyle yazalım. Asenabot çekiliş yazalım. Çekiliş. Hemen şöyle bir sunucu oluşturalım. Ve görmüş olduğunuz gibi sunucumuzu oluşturduk. İsterseniz hemen ayarlamaları yapayım. Yani ayarlamalardan kastığım şey şu: hani çekiliş kanalı oluşturayım, birkaç tane de rol oluşturacağım. Zaten sizin hali hazırda bir sunucunuz olduğu için bunları yapmanıza gerek yok. Hemen burayı hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hemen geldim. Şöyle arkadaşlar, hemen bir tane çekiliş kanalı oluşturdum ve birkaç tane de rol oluşturdum. Hemen buradan kendime tıklayıp bu rollerden birkaçını veriyorum. Hemen şöyle kurucu, bot ve yeni rol oluşturmuşum. Yani bunu ben üye diye yazmıştım ama neyse, olmamış. Hemen yazayım onu da. Şöyle hemen ayarlara gireyim, roller. Hemen şuradan üye yazayım şurayı. Unutmuşum herhalde. Hemen şöyle değişikliklere kaydet dedim. Hemen şuradan arkadaşlar kendime kurucu veriyorum. Ve böylelikle ayarlamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Hemen isterseniz tarayıcımıza geçelim ve Asenabot'u sunucumuza davet edelim. Hemen şöyle tarayıcımıza giriyoruz. Burada arkadaşlar artı ikonuna basıyoruz ve buraya asena.xyz yazıp sitesine giriyorsunuz. Bu linki açıklama kısmına koyarım. Buradan botun sitesine giriş yapabilirsiniz. Abi ben böyle girmek istemiyorum diyenler olursa hemen buraya Asenabot Discord yazıyorsunuz. Ve burada ikinci çıkan site kendi siteleri, yani asena.xyz, buradan giriş yapabilirsiniz. Hemen şurayı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, botu Discord sunucunuza davet etmek istiyorsanız şurada yukarıda bulunan davet et butonuna tıklamanız gerekiyor. Burada zaten site içerisinde yazılar bulunuyor, yani bunları okuyabilirsiniz. Neden biz işte, neden bizi kullanmanız gibisinden şeyleri, sıkça sorulan soruları orada cevaplıyorlar. Hemen şöyle botu davet edelim. Burada hemen davet et'e tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan girelim. Bizi yine bir sekme atıyor. Buradan hangi sunucuya davet etmemiz gerektiğini yazıyoruz, seçiyoruz. Hemen buradan Asenabot çekiliş yazan sunucuyu seçip davet et'e tıklıyoruz. Burada arkadaşlar yönetici rolü falan gerektirmiyor. Yani tamamen güvenli olduğunu söyleyebilirim. İşte mesajları oku, mesaj gönder gibi yetkiler açık zaten. Bunlar zararsız şeyler. Hemen şöyle yetkilendire tıkladım. Buradan ben bir insanım seçeneğine tıkladım. Böylelikle arkadaşlar bot sunucumuza gelmiş bulundu. Şuraya da bakalım ne yazmış. Buraya da işte hoş geldin mesajı falan gönderiyor. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bot sunucumuza geldi. Hemen şöyle bota da rol verelim. Hemen bota bot rolü verelim. Bu arada işte Asena'nın kendi rolünü yukarıya falan almanıza gerek yok zaten. Moderasyonla ilgili bir işlem yapmadığı için pek de bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi Asena'nın paneline gitmek istiyorsanız burada da yazdığı gibi ünlema help yazıp paneline giriş yapabilirsiniz. Bu arada botun prefiksi ünlema'dır, bilginiz olsun. Aynı şekilde ünlema yazıp yardım da yazarsanız size panel gönderecektir. Hemen isterseniz gösterelim. Ünlem a yardım yazıyorum. Ve mesajımı silecektir şu anda. DM üzerinden kutunuza gönderildi yazıyor. Hemen şuradan giriş yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bize komut listesini gönderdi.
Burada çekilişle alakalı bir sürü komut bulunuyor ve ayrıca ekstra roller de bulunuyor. Ekstra rollerden kastığım şeyler nelerdir? Mesela burada bulunan işte sunucuya bir soru sorar, işte burada bulunan iki seçenekle anket oluşturur gibi komutlar bulunuyor. Burada ayrıca işte botun bilgisini, işte pingini, davet linkini falan alabiliyorsunuz. Yani ayrıca linklerimiz de bulunuyor, işte seçeneklerimiz bulunuyor. Şöyle arkadaşlar, ben videoya geçmeden önce birkaç tane komut yazdım. Yani Acerobot'un çekilişle alakalı komutlarını aldım. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Buraya yazmıştım zaten arkadaşlar. Burada 8 tane komut bulunuyor. Bu 8 tane komut çekilişle alakalı olan komutlar arkadaşlar. Bunları hemen yapalım. Hemen arkadaşlar, çekiliş başlatmak istiyorsanız 3 farklı çekiliş yolu var hani başlatmanız için. Biz şu anda ilkini gösterelim. Yani hızlı çekiliş başlatılıyor. Hemen burada ünlem A create yazarak kolay ve pratik yoldan çekiliş başlatabiliyorsunuz. Hemen bunu kaydediyorum ve sunucuma geliyorum. Buraya arkadaşlar bunu yazıyorum ve enter'lıyorum. Burada bize nasıl kurulum yapacağınızı gösteriyor. Yani çekiliş başlatacağınızı anlatıyor. Hemen şöyle burada da anlattığı gibi komuda yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Buraya bir kazanan sayısı belirliyoruz. Yani buraya işte 1 ila 20 arasında olması lazımdı. Buraya ben mesela 1 yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Süre, yani çekilişin dakikasını, işte ne zaman biteceğini yazmanız gerekiyor. Bunları İngilizce tabirle yazmanız gerekiyor. Mesela 10 dakikalık bir çekiliş başlatacaksanız 10M yazmanız gerekiyor. İşte 1 günlük çekiliş başlatacaksanız 1D yazmanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şöyle, ben mesela 1 dakikalık bir çekiliş başlatacağım. Hemen 1 yazıyorum ve dakika olacağı için M yazıyorum. Sonra boşluk bırakıyorum ve buraya ödül yazmamız gerekiyor. Mesela Discord Nitro. Çekiliş yazalım. Çekilişi. Evet, böyle bir çekiliş başlattık. Enter'ladık ve çekiliş başladı adı altında böyle bir çekiliş başlatıyor. Buradan da çekilişe katılmak istiyorsanız şuradaki emojiyi tıklamanız gerekiyor ve böylelikle çekilişe katılmış oluyorsunuz. Buradaki çekiliş bittiği zaman, yani süresi bittiği zaman çekilişin kazananı açıklayacak. Hemen isterseniz burayı hızlandıralım ve nasıl çekiliş bitiyormuş onu da görelim. Ve arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda çekilişimiz bitti. Sadece ben katıldığım için çekilişin kazananın olmadığını söylüyor. Gayet normaldir. Zaten siz çekiliş başlatınca başkaları tıklayacaktır. Ve buraya çekilişin kazananı olarak burayı etiketleyecektir. Bu basit yoldandı. Basit ve pratik yoldandı arkadaşlar. Ben burayı yapmayı anlamadım. Bana daha detaylı bir şekilde kurmayı göster diyorsan hemen gel kardeşim şöyle. Şurada da bir tane komutumuz bulunuyor. Ünlem A setup komutu bulunuyor. Bu komutu alıyoruz. Burada da bahsettiğim gibi çekiliş kurulum sihirbazını başlatır. Burada da yazdığım gibi ayrıntılı çekiliş başlatıcısı. Hemen şuradan sunucumuza geliyoruz. Buraya yazacağımız şey ünlem A setup. İlk önce şöyle yapalım. Şuradan daha ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Hani şurayı böyle bir ayırayım. Hemen şöyle yazdım. Hemen bu komutumuzu yazıyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Bu arada bunu yaptığınız zaman hızlı olmanız gerekiyor. Komut zaman aşımına uğrayabiliyor. Ama acele etmeyin, yani rahat rahat olun. Biraz süresi bunun uzun, yani Northbot'taki gibi çok kısa değil. Hemen böyle enter'a tıklıyorum. Burada işte bize açıklamalar yapıyor. İşte çıkmak istiyorsanız veya iptal etmek istiyorsanız bu şeyi iptal yazabilirsiniz. Cancel yazabilirsiniz veya exit yazabilirsiniz. Şimdi çekilişi başlatmak istiyorsanız yapmanız gereken işlemlerden birisi hangi kanalda çekiliş yapmanız gerektiğini soruyor. Yani buraya çekiliş kanalını etiketlemenizi istiyorlar. Hemen şöyle hashtag'i yazıp buraya şey yazıyorum, yani çekiliş kanalını etiketliyorum bulup. Hemen bunu yaptıktan sonra başarılı diyecektir muhtemelen. Burada diyor ki kaç kazananın olduğunu belirleyin diyor. Burada da dediği gibi 1 ila 20 arasında bir sayı yazmamız gerekiyor. Ben buraya hemen yazıyorum. Mesela 5 yazalım. 5 yazalım. Bunu yazdıktan sonra çok iyi diyor, yani olumlu gidiyorsunuz. Burada da size diyor ki belirli bir süre belirleyin, yani yazın. Burada minimum 1 dakika, en fazla 60 gün olabilir diyor. Yani bunlara dikkat ederek bir çekiliş başlatın. Bir de bu çekilişin süresini dediğim gibi İngilizce tabirle yazmanız gerekiyor. Burada da zaten açıklamış. Buradaki yazının tamamını okursanız anlayacaksınız. Hemen isterseniz yazalım. Mesela bu çekilişi ben 10 dakikalık yapayım veya ne diyelim 1 dakikalık yapayım. Hemen 1 yazıyorum. Ne yazayım başka? Ya da 10 dakikalık yapalım. 10 yazıyorum. Mesela M yazacağım. Hemen yanına 10M yazıyorum. Hemen şöyle enter'lıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tebrikler, çekiliş süresi 10 dakika olarak belirlendi diyor. Son adım olarak çekilişin adını soruyor bize. Mesela buraya Spotify Premium yazalım. Premium. Böyle yazdım. Görmüş olduğunuz gibi işte bu kadar dedi ve çekilişi başlattı. 10 dakika olacak şekilde böyle bir arayüzü bulunuyor. Yani böyle bir çekiliş başlatmış bulunmaktayız.
Şurada çekişe katılmak istiyorsanız hemen şuraya tıklıyorsunuz ve böylelikle çekişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basitti. İsterseniz diğer çekiliş başlatma komutumuza geçelim. Evet arkadaşlar, diğer çekiliş komutumuz ses kanallarıyla alakalı, yani metinden başlatmıyoruz. Bu ses kanalındaki çekilişimiz nasıl oluyor? Ses kanalında bulunan kişiler arasında anlık çekiliş yapıyor. Yani hızlı bir şekilde bir kişiye çekiliş belirliyor. Yani bunu da zaten şimdi ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz. Komutumuz arkadaşlar bu. Bunu hemen alıyoruz. Ctrl+C yapıyoruz. Ve sonucumuza geliyoruz. Burada arkadaşlar belirli bir ses kanalında olmanız gerekiyor. Hemen bir ses kanalına giriş yapalım. Burada ben genel ses kanalına giriş yaptım. Hemen yan hesabınızı getirin arkadaşlar buraya. Yan hesabınızda da buradan giriş yapın. Yani ben şu anda yan hesabımda giriş yapacağım. Muhtemelen sizin sunucunuzda insanlar olacaktır. Hemen şöyle ben bir giriş yapayım. Şöyle arkadaşlar, yan hesabımı getirdim. Hemen şöyle onunla da bir ses kanalına giriş yapıyorum. Hemen hesabımızı da ses kanalına getirdik. Hemen isterseniz çekilişimizi nasıl başlatacağınıza geçelim. Hemen bu komutumuzu yazıp Enter'a tıklıyoruz. Burada zaten çekilişi nasıl başlatacağınızla alakalı bilgiler veriyor. Hemen komutumuzu yazıyoruz buraya tekrardan. Burada kazanan sayısı yazıyor. Buraya ben 1 yazıyorum. Zaten seste çok az kişi olduğumuz için ben 1 yazıyorum. Hemen boşluğa tıklıyorum. Burada diyor ki bize ses kanalını etiketle diyor. Hemen etiketleyelim. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapıyoruz. Ses kanalına giriyorsunuz arkadaşlar. ID'yi kopyalıyorsunuz. Sağ tık yapıp ID'yi kopyala diyorsunuz. Burası sizde muhtemelen açık olmayacaktır. Ayarlara geliyorsunuz. Kullanıcı ayarlarına. Buradan arkadaşlar gelişmişe tıklıyorsunuz ve geliştirici modunu aktifleştiriyorsunuz. Bu kadar basit bir şekilde yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada da belli ettiği gibi şunları yapmanız gerekiyor. Büyüktür küçüktür getiriyorsunuz. Bu işareti koyuyorsunuz. ID'yi yapıştırıyorsunuz ve diğer büyüktür küçüktür işaretini koyuyorsunuz ve böyle kanalı etiketlemiş oluyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz ve çekilişin adını girmeniz gerekiyor. Mesela deneme yazalım. Enter'a tıkladım ve çekilişi kazanan kişi benim yan hesabım. Şimdi neden onu seçti dersiniz? Şu anda zaten çekilişte hani iki kişiyiz, yani ses kanalında. Hani muhtemelen de onu seçecektir. Çekilişi başlatanı seçmiyor diye biliyorum. Hızlı çekiliş de böyle arkadaşlar. Yani süre belli etmiyorsunuz, hemen anında bir kişiye çıkıyor ve ona çekilişini veriyorsunuz. Yani çekilişte vereceğiniz şeyi veriyorsunuz. Yani böylelikle hemen ses kanalında da çekiliş yapabiliyorsunuz. Hemen şunu alıyorum, şuraya yapıştırıyorum. Ve böylelikle diğer komutumuza geçelim. Hemen Asena'nın sayfasına giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar diğer komutumuz çekilişle alakalı değil. Yani çekilişle alakalı ama çekiliş başlatmıyor. Hemen bu komutumuzu da gösterelim. Kullanacağımız komutumuz bu arkadaşlar. Bu çekilişin kazananını tekrar belirliyor. Nasıl oluyor derseniz hemen gösterelim. Hemen sunucumuza giriş yapıyoruz tekrardan. Buraya şimdi bir çekiliş başlatıyoruz. Hemen ünlem A yazdım. Create yazdım. Bir kazanan olsun. Bir dakika olsun. M yazıyoruz buraya ve deneme olsun. Hemen yazdık. Görmüş olduğunuz gibi çekilişimiz başladı. Hemen şuradan emojiye tıklıyoruz. Yan hesabımızdan da emojiye tıklıyoruz aynı şekilde. Bunları yaptıktan sonra çekilişimizin bitmesini bekliyoruz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çekilişi yan hesabım kazandı. Şimdi bu çekilişi başlatırken muhtemelen bir çekiliş şartı vereceksiniz. Mesela diyelim ses kanalında 20 dakika dur. Mesela bu adam bu çekiliş şartını yapmadı. Çekilişi yeniden oluşturup başlatmaktansa var olan çekilişin kazananını tekrar belirleyebiliyorsunuz. Hemen bu komutu yazıyoruz. Az önce geliştirici seçenekleri açmıştık. Aynı şekilde burada da ID'yi kopyalıyoruz arkadaşlar. Hemen ID'sini boşluk bırakarak yazıyoruz ve Enter'a tıklıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çekilişin kazananını tekrar belirledi. Şimdi tekrardan onu seçmesinin sebebi tek o kazandı, yani tek o kişi var. Biz de arkadaşlar yok sayıyor, yani biz çekilişin başlatanı olduğumuz için bizi kazandırtmıyor. O yüzden tek yan hesabım olduğu için onu seçiyor sürekli. Şimdi bu komutu kullanarak tekrar tekrar böyle çekilişin kazananını belirleyebiliyorsunuz. Bunu da yaptığımıza göre diğer çekiliş komutlarımıza geçebiliriz. Diğer çekiliş komutlarımız arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 4 tane komut. Bunlar çekilişle alakalı ama çekiliş başlatmıyor. Hemen bu komutumuza geçelim. Bu komutumuz arkadaşlar var olan bir çekilişi anında bitiriyor. Mesela bir günlük bir çekiliş yaptınız ama iptal etmek istiyorsunuz. Hemen bunu iptal edebiliyorsunuz. Mesela şu alttaki komutu kullanmak istiyorsanız bu komutu arkadaşlar, diyelim mesela bir haftalık bir çekiliş yaptınız. Bir haftalık çekilişi ben bitirmek istiyorum diyelim. Hani anlık bir karar aldınız ve bunu ben hemen bitirmek istiyorum. Bu komutu yazarak yanına ID'sini yazarak çekilişi bitirebiliyorsunuz.
Şimdi bu komut birazcık farklı. Ben bunu tam anlamadım ama muhtemelen böyle çalışıyor. Bir diyelim bir tane çekiliş yaptınız. Mesela 5 dakikalık bir çekiliş yaptınız. Süresi bitti. Süresi bitmesine rağmen bu çekiliş bitmediyse bu komutu yazıp bitiriyorsunuz. Yani muhtemelen böyle. Hatam varsa beni düzeltin arkadaşlar. Zaten yeniden öğrenirsem bunun ne olduğunu sizlere yorumlar kısmından bildiririm. Şuradaki son komutumuz ise sunucunuzda bulunan aktif çekilişleri gösteriyor. Yani diyelim sunucunuzda çekiliş yapıyorsunuz ama benim şu an aktif kaç tane çekilişim var diye soruyorsunuz. Bu komutu yazıp sunucunuzda bulunan aktif çekilişleri görüntüleyebilirsiniz. Yani böyle kullanışlı bir bot olduğunu söyleyebilirim. Bu botu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen Türkçe ve Türk yapımı olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Beni ilk defa görüyorsanız kanalımıza destek amaçlı abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Açıklama kısmında Discord adresimiz bulunuyor. O adresten Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Yapamadığınız bir şeyler olursa her zaman dediğim gibi bizden gelip yardım isteyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.